Bence kadınları daha tehlikeli görüyorlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten ilk hedeflenen, ilk saldırıya maruz kalan kadın hak savunucuları oluyor her zaman. Karma bir kurumda çalışıyor olsanız bile, diyelim ki insan hakları derneğindesiniz. Öncelikli olarak kadınları hedef alıyorlar. Adalet Kaya, Kadın Hakları Savunucusu, Roza Kadın Derneği Başkanı. 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan KHK ile Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edildi. Bir grup kadınla birlikte 2018 yılında Diyarbakır'da Roza Kadın Derneği'ni kurdu. Derneğin yönetici ve üyelerine yönelik ilk operasyon 17 Mayıs 2020 tarihinde düzenlendi. 5 gün sonra tutuklandı, cezaevi şartlarının daha da kötüleştiği pandemi döneminde 3 ay cezaevinde kaldı. Kaya, 2020 yılından bu yana tam 3 kez evine sabaha karşı yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Kaya hakkında dernek faaliyetleri gerekçe gösterilerek terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla hazırlanan 4 iddianame Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi, tek bir dava olarak devam ediyor. Adalet Kaya, kadın hakları için mücadelesini sürdürüyor. Sessiz Kalma'ya hoş geldiniz. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini bir araya getiriyor, karşılaştıkları zorluklar, dayanışma ve direniş pratikleri üstünden Türkiye'nin son yıllarındaki değişime ayna tutuyor. Hikayelerini, onları ses çıkarmaya iten süreçleri, önemli dönemeçlerini dinliyor. Sessiz Kalma'nın bu bölümünde kadın hakları savunucusu Adalet Kaya'nın hikayesini dinliyoruz. Aslında çok uzun zamandır hiç anlatmadığım bir şey belki. Ben Kulp'ta doğdum, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde. Hatta liseye kadar da oradaydım, orada büyüdüm. Yani aslında çok özgür ve çok mutlu bir çocukluğum var. Çünkü ta ki işte hani 90'ların başından itibaren başlayan çatışmalı süreç ve bizim artık algılarımızın değişmesiyle ilgili olan dönem. Yani öncesinde de evet var savaşın etkisi büyüklerimizde ama biz çocuk olduğumuz için belki farklı bir algıyla çok hissetmemişiz. Sadece dağların ardında ne var onu merak ediyoruz. Öyle bir dönemdi ve çok şeydi yani çok doğanın içerisinde ve özgür bir çocukluktu. Adalet Kaya, yaşamdaki ilk yıllarını doğanın içinde özgür bir çocukluk olarak tarif eder. Dağların ardında olanları merak ettikleri, neşe ve hevesle geçen bu dönem sonrası, çevresine dair algısında çatışmalı süreç ve göç etmek zorunda kalmalarıyla birlikte büyük bir kırılma yaşanacaktır. Evet, 77 doğumluyum. İşte çocukluk dönemim yani ilkokulu bitirmek, ortaokul dönemi o dönemler oldukça aslında sıcak ve birçok şeyi yani savaşı artık çok net algıladığımız bir dönem. Ve var yani o çatışmalı süreçte korkularımız çünkü ilçemiz o dönem birçok saldırıya devlet saldırısına maruz kaldı. Yani evlerin ve insanların üzerine ateş açıldığını biliyorum. Yani herkesin kilerinde saklandığı, kilerini sığınak olarak kullandığı bir dönem. Çocukluğunu bitiren savaşın kendisidir. Kaya'nın ailesinin Kulp'tan Diyarbakır'a taşınmak zorunda kalışı daha da zor bir dönemin başlangıcıdır. Hem yaşanan şiddetin izlerinin hem de bölgede Hizbullah'ın varlığının hissedildiği bu yılları Kaya iyi hatırlamaz. Kulp'tan Diyarbakır'a geldik. Ailece taşındık. Evimizi, her şeyimizi bıraktık işte. Geldik. Diyarbakır'da olduğum dönem sadece 3 yıl. Çünkü liseyi burada okudum ben. Lise yıllarımda yine Hizbullah'ın en çok palazlandırıldığı dönem. Okulda yani sürekli bir tehdit altındaydık. Grup halinde yürüyorduk. Arkadaşlarımızla birlikte yürüyorduk. Hiç kimse yalnız başına yürümeye cesaret edemiyordu. Yani savaşın, militarizmin çok görünür olduğu bir dönemdi. Yani her yerde büyük tanklar, panzerler ve yüzü örtülü, siyah giyinmiş özel harekat polislerinin olduğu dönem. Yani böyle bir dönemde lise yıllarım.
Ve işte okullarda ve sokaklarda aynı zamanda Hizbullah tehdidi. Çünkü o dönem mesela genç kadınların, lise öğrencisi genç kadınların yüzüne asit atma gibi olaylar falan yaşandı benim okuduğum dönemde. Sadece eteği kısa diye mesela, ya da işte hani onların şeyine bağlı olarak söylüyorum bunu. Farklı düşündüğü için, farklı bir anlayışa sahip olduğu için gibi sebeplerle. Liseyi bitirdikten sonra da işte üniversite Ankara'ya gittim. Üniversite yıllarında büyük şehre uyum sağlamakta zorlanacaktır. Fakat mezuniyet sonrası KPSS'yi kazanıp atanmasıyla 4 yıl boyunca sürdüreceği kamu görevi ve akabinde meclise danışman olarak geçişi kendi tabiriyle mekanizmalarla ilişkilenmesini sağlayacak, izleyen dönemde vaktini tamamen vakfedeceği kadın hakları savunuculuğunun nasıl şekilleneceğini de belirleyecektir. Sınavlar, KPSS ile atandım, kamu görevlisi oldum. 4 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştıktan sonra da işte 2 dönem HDP'de, aslında o dönem HDP değildi, Barış ve Demokrasi Partisi'ydi. Milletvekili danışmanlığı yaptım 2 dönem. Mecliste çalıştım geçici görevlendirmeyle. Ama mekanizmalarla ilişkilenme meselesi birazcık mecliste çalışmamla birlikte oluştu diyebilirim. Mekanizmalarla ilişkilenmek demek, Kaya'ya göre hak savunuculuğunu farklı boyutlarıyla sürdürebilmektir. Ona göre bütünlüklü mücadele, sokağı ve hukuku da kapsayan birçok kulvardan ilerlemelidir. Kendi kadın hakları mücadelesini de bu bilinçle sürdürür. Aktivizm ve hak savunuculuğu birbirinden ayrılmamalıdır. İkisi birlikte olması gereken, birlikte birbirini tamamlayan şeyler, ama üniversite gençliği içerisinde ya da çocukluk yıllarındaki, lise yıllarında gelişen o aktivizm meselesi daha çok eylemsellikle ilgili. Sadece hadi eylem yapalım, toplanalım. Tamamen sokakta protesto etmekle ilgili şekillenen bir aktivizm. Ama bu daha sonra başka bir şeye dönüşüyor. Daha güçlü bir hal alıyor. Hak savunuculuğu titriyle şöyle ki, işte uluslararası mekanizmaları bilmek, ulusal mekanizmaları bilmek, yani haklarımızı nerede savunacağımızı, yani sadece sokakta olmadığını ve aslında hani başka mekanizmaların varlığını ve onları harekete geçirecek alanların olduğunu bilmek güçlendiriyor ve bu daha bütünlüklü bir mücadele veriyor aslında. Ama daha büyük bir kıymet biçiyorum sokaktaki aktivizme. Bunu gerçekten çok çok yani pozitif bir şey. Müthiş bir yayılma etkisi var. O duygu yayılabiliyor. Birçok kişiye ulaşabiliyor. Diğer türlüsü işte hani mekanizmalar üzerinden yapmak, basın üzerinden yapmak meselesi belki birazcık daha dar kesimlere ulaşabiliyor ve hitap ediyor. Hani o yüzden bu ikisinin birbirini tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu anda yürüttüğüm aktivizm veya savunuculuğun meselesinde ikisini de bütünlükte olarak yapmak konusunda o dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Ben de, arkadaşlarım da, hepimiz de. ...2016 yılında kamu görevinden ihraç edilmesine neden olan KHK, her ne kadar sivil ölüme mahkum edilmesi anlamına gelse de, Kaya ve arkadaşları için ortak bir amaçla yeni bir zeminde bir araya gelmenin de yolunu açar. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne yine personel başkanlığı, devlet personel başkanlığının onayıyla geçiş yaptım. Hala kamu görevlisiyim. 4 yılda orada çalıştıktan sonra 2016 yılında işte kayyumlar süreci dediğimiz süreç, 677 nolu KHK ile ihraç edildim. İşten çıkarılma sürecimiz çok aslında müthiş de bir rahatlama yarattı. Çünkü müthiş bir baskı altındaydık. Mesela belediyede de çalışırken de diğer önceki süreçte de sürekli bir denetim hali, denetimler geçiriyoruz, denetimler geçiriyoruz. Sürekli stres altındayız. Yani ne olacak, ne olacak, neden? Ve bütün o denetimlerin sonucunda da gelen raporlar tertemiz. Ama sürekli ellerinde bir sopa, hani mülkiye müfettişleri tarafından bir denetim hali içerisinde yürütüyorduk çalışmalarımızı. Ben belediye içerisinde de aslında daha çok kadın mücadelesi, yani kadın
hakları ile ilgili çalışmalar yürüttüm. Özellikle bu eşit temsiliyet, kadın komisyonlarının oluşturulması, kadınların bütün karar alma süreçlerinde var olması meselesiyle ilgili olarak meclisler oluşturmuştuk o dönem belediye içerisinde, hem çalışanların içerisinde olduğu hem de işte kadın katılımının ve temsiliyetinin çok güçlü olduğu bir yönetim mekanizması oluşmuştu gerçekten. Bu mekanizmalar sonradan ROSA Kadın Derneği'nde sürdürecekleri faaliyetleri de besleyecektir. Böylesi bir dönemde yalnız hissetmemelerini ise Kaya, örgütlü mücadelenin bir parçası olmalarına bağlar. Ben gerçekten iyi hissettim, özgürleşmiş hissettim kendimi. Çünkü biz yalnızlaşmış hissetmiyoruz, o zaman daha çok örgütlenmeye başladık. Hepimiz sendikalıydık, işte hem sendikal hareketin içerisinde, emek içerisinde çalışan arkadaşlarımız, hem kadın çalışmalarında birlikte mücadele yürüttüğümüz arkadaşlarla çok büyük bir dayanışma içerisinde geçirdik süreci. İlk 6 aylık süreç birçok kişi açısından zordu. Çünkü insanlar açısından şu kötüydü. Yani artık yaşamını idame ettirebileceği bir kaynak yok. Ben çok özgürleşmiş hissettim. Çünkü şeyi de fark ettik artık. Bizim yaratacağımız her şey, emek verdiğimiz, her kurduğumuz her mekanizmayı bağımsız alanlarda yapmamız gerekiyordu. Çünkü orası da, yani belediyelerin de sistemin mekanizmaları olduğunu biliyorduk. Prosedürler, yönetmelikler doğrultusunda zaman zaman o hiyerarşik yapılanmanın olumsuz taraflarının yarattığı etkilere de kapılıyorduk. Kaya ve arkadaşları kamuda kurdukları mekanizmaları kaybetmemeleri, bağımsız bir alanda bunları sürdürmeleri gerektiğinin farkındadır. Bu da ROSA Kadın Derneği'nin kuruluşuna giden yolu açar. İlk olarak kadına yönelik şiddetin yüksek olduğu Mardin'de bir kadın platformunun kuruluşuna ön ayak olurlar. O zaman Mardin'de yaşıyorum. Özellikle bu devlet kaynaklı, yani kamu görevlisi, kayyum tarafından atanan yönetici, asker, polis gibi işte üniformalı veya işte nüfuzlu, gücünü devletten alan erkeklerin kadınlar üzerinde yarattığı işte bir takım şiddet türleri vardı. Yani işte kaybedilme, kaçırılma, cinsel şiddet gibi. Ve Mardin kırsal alanı çok büyük, çok geniş bir kent. Kent merkezi küçüktür ama kırsal alanı çok geniştir. O nedenle şeydi, bu daha az görünüyordu. Yani bilinmiyordu, üstü örtülüyordu işte önlemesi gereken mekanizmalar tarafından. O yüzden kadın platformu kurduk. Şahmaran Kadın Platformu'nun kuruluş çalışmasının içerisinde de sonraki çalışmalarında da yer aldım. Bir müddet sonra Mardin'de yaşamak için artık şeyim kalmadı, ekonomik zeminim. Bir kızım var, o zaman küçüktü daha, şimdi 9 yaşında. Kızımla birlikte Diyarbakır'a annem ve babamın evine taşındım. Evimi bıraktım, yani dağıttım. Sonra Diyarbakır'da yaşamaya başladık ve Diyarbakır'da yaşamayla beraber işte 2018 OHAL kaldırıldı. Sanırım Haziran ayıydı, bir KHK'yla yine. Sonra işte Diyarbakır'daki kadın arkadaşlarla buluştuk ve ROSA üzerine konuşmaya başladık. Kuruluş çalışmaları başladı, tüzüğü yazdık. Sonra zaten tüzüğümüz onaylandı ve Aralık'ta hemen açılışımızı yaptık ve ROSA maceramız başladı. Neden adınız ROSA? Gözaltı sırasında ROSA Kadın Derneği'nin isminin nereden geldiği sorulduğunda Adalet Kaya, Polonyalı savaş karşıtı aktivist, sosyalist Rosa Luxemburg'un kim olduğunu anlatmaya başlayacaktır. Arkasından sorgucu şu soruyu sorar. Luxemburg'da da mı Rosa Derneği var? Ya hepimiz zaten ihraç edilmiş kadınlardık. Mesela derneğin kurucu 7 kişisine baktığınız zaman 4 tane ihraç edilmiş kadın var. Bir eski belediye başkanı, bir eski siyasetçi. Yani önceden milletvekilliği yapmış işte Ayla Kat, Yüksel Varan daha önce belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımızdı. Hepimiz aslında emek ve kadın mücadelesi içerisinden gelmiş
kadınlardık. Zaten Kürt Kadın Hareketi'nin de bir parçası olarak da hani o mücadele ruhu, Rosa Luxemburg bu anlamda inanılmaz bir fenomen. Dolayısıyla bizim için çok önemliydi. Bir de Rosa çok evrensel bir isim aynı zamanda. Kürtçe'de de Rosa ismi çok var. Yani ve başlarken dedik yani yerelden evrensele, yani biz kendi kimliğimizle ama evrensel bir mücadeleyi büyüterek devam edeceğiz dedik ve öyle başladık. Yerelden evrensele uzanan bir kadın hakları savunusu vizyonuyla kurulan Rosa Kadın Derneği'nin kuruluşu, kadına yönelik şiddetin yeniden artışa geçtiği, koruyucu mekanizmaların ise yok olduğu OHAL döneminde bunlardan yoksun kalan kadınlar için yeni bir umut olacaktır. Bütün bu yerel yönetim sistemi, belediyeler tarafından inşa edilen o mekanizmalar gerçekten şiddeti önlemiş, durdurmuş. Toplumda inanılmaz o toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında etkileri olmuş. Ataerki şiddeti azaltmış. Kız çocuklarının artık erken yaşta zorla evlendirilmesi meselesi azalmış. Böyle bir dönemden OHAL dönemi, o yine öz yönetim süreci, OHAL dönemi gibi çatışmalı süreç, ardından bu baskı rejimi yeniden toplumda şiddeti gerçekten hem çok arttıran temel sebepler olarak duruyor zaten. Bu çok sosyolojik bir gerçeklik. Bir yandan da bütün mekanizmaların yok edilmesi. Yani senin inşa ettiğin danışma, dayanışma merkezleri, sığınaklar, şiddeti önleyici mekanizmalar gibi bütün mekanizmaların ortadan kaldırılması kayyumlar tarafından. Biz de şunu net olarak ortaya koydu zaten. Bu boşluğu nasıl dolduracağız? Bu yönlü çalışmaya başladık. Çünkü şiddet artmıştı. Açılır açılmaz başvuru almaya başladık ki biz başvuru almayı düşünen, bu amaçla kurulan bir dernek de değiliz. Cidden amacımız politika üretmek, toplumsal değişim dönüşümü yaratacak çalışmalar yapmak. Bir yandan da şiddet gören kadınlar artık bize gelmeye başladılar. Dolayısıyla bizim bu kadınlara hukuki, psikolojik, sığınma gibi destekler vermemiz gerekiyordu. Bunu da nasıl sağlayabileceğimizi hemen düşündük. Dolayısıyla dedik ki biz mekanizmalar yok, belediyeler artık işlevsizleşti yani. Hani çalışmıyorlar bizimle. Dolayısıyla bu konuda şiddetle mücadele konusunda çalışan kurumlarla, kadın meclisleriyle, komisyonlarla bir platform oluşturalım. O dönem Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı'nı kurduk, öncülük ettik. Biz çağrı yaptık bütün sivil toplum örgütlerine ve gerçekten bu alanda çalışma yürüten bütün kurumlar geldiler. Ve şöyle bir şey var yani. İktidarın yaratmaya çalıştığı, o bizi kriminalize etmeye çalışırken Kürt kadınları sadece ne konuşur? Sadece barış konuşur, kayyum karşıtlığı konuşur. Hayır, yani bunları konuşuyoruz elbette. Bizim ya da devlet kaynaklı, yani polis, asker, kamu görevlilerinin kadınlara karşı cinsel şiddet ya da diğer şiddet türlerinin üretmesine dair bir takım işler yapıyoruz. Ama aynı zamanda bütün yasal değişikliklerle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle ilgili, nafaka hakkımızla ilgili ya da TCK 103 ile ilgili yapılan bütün değişikliklere, yasal değişikliklere dair de söyleyecek sözümüz var. Bunlar bizi de etkiliyor. Dolayısıyla o ayrışmayı yapmaya çalışan iktidarın karşısında biz o bütünlüklü mücadeleyi de sağlamayı başardık. Dernek, kadınlar için bir araya gelmenin, birlikte hareket etmenin vesilesi olur. Aynı zamanda bu alanda çalışan başka kurumlar ve meclislerle birlikte bir koruyucu mekanizma yaratır. Kadın haklarına yönelik politikalara dair de söz söyler. Bunlar bütünlüklü bir mücadele sürdürmenin ayaklarıdır. Kaya'yı ise en çok kadınlardan gördükleri destek motive eder. Çatlak zemine verdikleri söyleşide Kaya, arkadaşlarıyla yaptıkları köy ve mahalle ziyaretlerinde kadınların "Siz şimdiye kadar neredeydiniz?" diyerek ellerini tuttuklarını anlatır. Sanırım ilk yürüyüşümüz 8 Mart. 8 Mart yürüyüşümüz oldu. 8 Mart'ta mitingimiz oldu. Ondan önce bir yürüyüş yaptık. Sonrasında bir yürüyüş yaptık. Yani sokakta da bir takım eylemler yapıyoruz. Kadınları çağırıyoruz ve çok bizim de şaşırdığımız bir şekilde OHAL döneminden çıkmışız. Artık sokakta hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Böyle bir ruh hali içerisinde. Kadınların akın akın gelmesi hem bizi heyecanlandırdı hem de gerçekten çok o duygu geçişkenliği hepimizi çok
motive etti. Yani toplumun içerisinden kadınlar çıkıp geldiler ve çok kitlesel yürüyüşler yaptık. Özellikle kadın cinayetlerine karşı, artan şiddete karşı, kadınlara karşı, sınır ötesi veya sınır içerisinde gerçekleşen devlet şiddetine ve savaş politikalarına karşı. Pandemi sırasında ise dernek hem gelir kaynaklarını korumakta zorlanan hem de evlere kapanmayla daha fazla şiddetle karşılaşan kadınlara yönelik destek faaliyetlerini pandemi koşullarına uygun olarak artırır. Şöyle bir şey oldu. 8 Mart'tan hemen sonra evlere çekilme süreci başladı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi biz de şöyle bir şey yaptık. Çekildik evlerimize ama evden çalışacağımızı ve çevrim içi bütün yöntemlerle destek vereceğimizi ilan ettik. Duyurduk bütün hesaplarımızdan ve 24 saat 7/24 telefon hattından da destek vermeye başladık. Cidden o dönem şeydi, birçok kadın çok etkilendi. Yani özellikle bu hizmet alanında çalışan kadınlar, işte kuaförler, evleri temizliğe giden kadınlar ekonomik anlamda sarsıldılar ve evdeki şiddet oranları ciddi boyutlara ulaştı. Çünkü zaten şey var, aslında kadın çalışıyor, eve ekmeği o götürüyor ve bir yandan da evde bir erkek var çalışmıyor ve artık hiç dışarı çıkamıyor olması. Daha önce mesela kahvehaneye gidiyor. Orada sosyalleşiyorken kendi çalışmadığı halde kadının kazandığıyla hayatını sürdürüyor ama eve tıkılmak zorunda kaldı. Böyle bir süreç oldu hani hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla kadınların yükü 2'ye 3'e katlandı. Sistemin organize ettiği bütün o bakım emeği dediğimiz yani kreşe, okula ya da ne bileyim hani başka mekanizmalara yönlendirdiği hizmetler de kadının boynuna kaldı. Yani onu organize ediyordu. Artık yapmak durumunda kaldı. Yalnızca 2 yıl önce kurulmuş bir dernek, birçok kadını mobilize edebilen bir kuruluş haline gelmiştir. Öte yandan bu etkileri engellemelerle de karşılaşacakları anlamına gelecektir. Kaya, katıldığı bir panelde durumu şöyle özetler. Kadın hareketi ve LGBTİ artı hareketi en kolay kriminalize edilen kesimler. Hem kadın olduğumuz için, hem kadın mücadelesi verdiğimiz için, hem de Kürt olduğumuz için çoklu ayrımcılığa maruz kalıyoruz. İlk gözaltı deneyiminde yaşadıkları da bu söylediklerini doğrular niteliktedir. Evlerdeyiz, bütün gün dijital aygıtların başındayız gibi bir süreçte sabah bir uyandık. Ya yani ben bir uyandım. Polis inanamadım önce, beklemiyordum açıkçası. Çünkü hem pandeminin etkisi hem de aslında uzun zamandır operasyon yapılmamıştı kadınlara dönük. Herkes yatıyordu. O dönem işte benim halam şeydi, komadaydı, entübeydi. Sabah 5:30'da kapı çaldı ama evdeki herkes kapıya koştu. Biz şöyle yani o hastalığın, pandeminin bir yakınımızın entübe olmasından kaynaklı bir şey oldu sandık. Yani o huzursuzlukla uyumuştuk aslında. Polis vardı kapıda. Telefon elimdeydi. Hemen elimdeki telefona saldırdılar zaten önce. Çok serttiler, çok kötüydü ilk operasyon. Evi çok darmadağın ettiler. Yani mutfaktaki zahirelerin içerisine bile baktılar. Sonra zaten hemen yanınıza bir kadın polis veriyorlar. Yani giyinemiyorsunuz, tuvalete gidemiyorsunuz, banyodaki ihtiyacınızı giderirken sürekli yanınızda birinin sizi gözlüyor olması çok rahatsız edici. Onlar evde arama yaparken böyle yapıyorlar. Kızım çok kötü hissetti. O zaman 7 yaşındaydı. Yani annem, babam, herkes çok etkilendi. Yaşlı insanlar. Babam 75 yaşında. Dolayısıyla şey, sonra götürüldük işte. 4 gün gözaltı. Zaten tam bayram öncesiydi. Emniyet ifadelerimizden sonra adliyeye çıkarıldık. Orada da ya şey görüyorsunuz. Bütün o her şeyin bir kurgu olduğunu, aslında bir sahne olduğunu, o sahnenin böyle aktörleri var. İşte bir tane savcı, bir tane hakim getiriyorlar. Önceden planlanmış ne söyleneceği. Gerçekten çünkü sizi dinlemiyorlar. Yüzümüze bile bakmadılar hiçbir yerde. Ev araması sırasında gösterilen bu şiddet, kriminalizasyon sürecinin bir parçasıdır.
Yine bu operasyonlar sonucu hazırlanan iddianamede Kaya'nın 25 Kasım ve 8 Mart etkinliklerine katılması, Jin News'ta hakkında çıkan haberler ve evinde Kürt Kadın Hareketi dergisi jineoloji kopyalarının olması terör örgütü üyeliğinin kanıtıymış gibi gösterilir. Gündelik bir aktivitenin, bir panele katılmanın ya da olağan bir telefon konuşmasının şüpheli bir faaliyetmişçesine gösterildiği iddianame ve burada kullanılan tapeler bir psikolojik şiddet kaynağıdır da. Kaya bu durumun kendinde uyandırdığı duyguları şöyle ifade eder. Bir arkadaşımla komik bir video hakkında konuşmuşuz. Aslında videonun içeriğinde var, müstehzi ifadeler var. Ve ben ay sakın paylaşma, sakıncalı demişim. Ve o konuşmayı gülerek yapıyoruz. Ama o konuşma yazılı olarak önünüze geldiğinde ben bir videoya sakıncalı demişim. Okunduğunda bu çok ciddi bir şeyden bahsediyormuş gibi algılanıyor. Ve o videonun örgütsel içerikli olduğunu iddia etmişler. Ne olabilir? Mesela örgütsel içerikli videoda ne olabilir? Ben bilemiyorum. Hala bilemiyorum. Mesela örgütsel içerikli bir videoda ne olabilir? Gerçekten bilmiyorum. Mesela İstanbul'da Ocak'ta, yani pandemi başlamadan önce fiziksel takipteymişim. İstanbul'da yine Hafsa Merkezi'nin yaptığı çalışmaydı sanırım Barış'la ilgili. O toplantıya katılmışım. Point Otel'de. Otelden çıkmışım. Ama takip bunu böyle detaylandırmış, koymuş yani. Takip edildi. Otelden çıktı. İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Asmalı Mescid'e gitti. Orada oturdu. Bunu koymuş mesela. Ya sen her şey, yani bu çok kötü bir şey. Ve biz gözaltındayken avukat arkadaşlar gelip tapeler olduğunu söylediğinde o kadar kötü hissettik ki. O gözaltı artık başka bir şeye dönüştü. Yani orada gerçekten çıplak hissetmenin de ötesinde bir şey. Yani gerçekten şiddete uğramış hissediyorsunuz. Ve bütün bu sürecin Kürt Kadın Hareketi'ne yönelik sistemli bir baskının başlangıcı olduğu anlaşılacaktır. İlk gözaltı sonrası 3 ay cezaevinde kalan Kaya bunu şöyle anlatır. Yani 22 Mayıs'tan sonra az önce senin de belirttiğin gibi arka arkaya 7 operasyon yapıldı. Yani ben 3 ay cezaevinde kaldım. O 3 ayın her 15 gününde bir kadınları getirdiler cezaevine. Yani her operasyon sonrasında en az 7-8 ya da 10 kadın tutuklandı, geldi. Karantina koğuşu hemen bitişiğimizdeydi ve oradan gece uyanıp mesela bugün birilerini getirecekler diye mesela yapıyorduk. Kimleri getirdiler acaba diye kalkıp ayak seslerini dinliyorduk, sesleniyorduk. Kimsiniz diye falan. Çünkü artık böyle bir süreç. Yani 3 ay içerisinde bir sürü kadın geldi cezaevine ve gerçekten hepsi aynı süreçleri yaşamış. Takip edilmiş, telefonları dinlenmiş, tapeye olarak konmuş ya da bir sürü fotoğrafım var mesela dosyanın içerisinde. Acayip fotoğraflar. Her yerde fotoğrafımı çekmişler. Ve bunu yaparken hem zaten var, ya hak savunucususun, bir toplumsal bir baskı da var üzerinde. Bir yandan da devletin bu gözetlemesi müthiş bir hak ihlali. Özgür hissetmiyorsun hiçbir şekilde kendini. Bir kere bu çok önemli bir şey. KHK'lar ile başlayıp cezaevi günlerine uzanan süreçte Adalet Kaya ve diğer feminist kadınlar yoğun hak ihlalleriyle karşılaşacaklardır. En temel ihtiyaçlarını gidermeleri, çocuklarıyla görüşmeleri engellenir. Mahremiyetleri görmezden gelinir. Şöyle bir uygulama vardı. Yani yeni getirildiğinde tekli hücrelere konuluyordun. Bu arada koğuşa gitmediğin zaman şöyle bir sorun oluyor. Çay yok, temizlik malzemesi yok. Yani bir sürü şeyden yoksun kalıyorsun. Pandemi süreci ve hepimiz gerçekten çok tedirgindik. Bir de gözaltında da 4 gün aç, susuz, çaysız kalmışız. Gittik orada bayram olduğu için tam bayram günü tutuklandık biz. Kantin kapalı. Ondan sonra ailelerimiz bize nasıl para göndereceğini bilmiyor. Bankalar kapalı. Hiçbir sistem çalışmıyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Onlar sadece veriyorlar. Normal cezaevinin yemeğini falan. Yemekler çok kötü, yiyemiyoruz. Yani bu pandemi sürecinde yaşanan hak ihlalleri ayrıca çok beterdi ve biz o dönemi yaşadık.
Ortak alan yok. Havalandırmayı erken kapatıyorlar. İşte görüş yapamadık. Hiç görüş yapamadık mesela. Ailelerimizi göremedik. En sonunda zaten o Kurban Bayramı'ndan sonra bir bayram görüşü oldu. Bir onda işte kızım geldi. Bir kere de psikolojisi kötü olduğu için avukatlar aracılığıyla şey yaptılar. Cezaevi savcılığından özel izinle kapalı görüş yapabildim. Onda da hiç konuşamadı. Ağlamamak için zorluyordu kendini. O yüzden şey sürekli beni dinledi. Berin Sönmez, Gazete Duvar'daki yazısında Adalet Kaya'nın Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan zamanlarda rutin olarak evini topladığını yazar. Bu, operasyonlar sırasında yaşanan mahremiyet ihlali ve tacizle başa çıkma çabasıdır aslında. Ya işte o da mahremiyetin bir parçası. Yani mesela işte ben belki de dağınık seviyorum hani ama şey fotoğrafları çekiliyor, kayda alınıyor evinin her köşesinin işte o orada bir hani o toplumsal algıya bağlı olarak derli toplu olmak zorunda gibi düzeltmek zorunda hissediyorsun. Yani bu buradan şey yapılıyor aslında. Buradan harekette gelişen bir davranış. Bu aslında bütün operasyonlar sırasında bizim bütün kadın arkadaşlarımızda gelişmiş bir şey. Hepsinde. Herkes her işte Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece evini derler, toplar, temizler. Biz temizlemek derken yanlış anlaşılıyor. De materyal bırakmamak anlamında. Yani aldığımız notlar. Yani mesela şu anda ben seninle konuşurken diyelim ki not alıyorum. Bu not masanın üzerinde kaldı. Geldi alıyor bunu da koyuyor iddianameye. Gerçekten oldu bu. Yani mesela gün içerisinde bir tane toplantıya katılmışım. Orada İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir şeyler söylemişim. Alıp onun da fotoğrafını çekip alıyor götürüyor. Yani böyle bir sürü şey temizlik derken bunu kastetmiyoruz. Gerçek anlamda temizlik. Ev temiz olsun, toz olmasın. Biz yani hani en azından çevremizi ve insanlara karşı bir saygı görünelim. Ama onlara saygı göstermiyorlar tabii. Bu suçlulaştırma dalgası olayları, nesneleri, eylemleri bağlamından kopararak yeniden birbirine yamar ve bir suç anlatısı oluşturur. Bu suç anlatısında kadın hareketinin bir parçası olmak ya da kadınların şiddet sarmalından çıkabilmeleri, toplumsal hayatın eşit bir parçası olmaları, anlamlı ve özgür bir yaşam kurabilmeleri için çaba sarf etmek kriminal bir eylem gibi gösterilir. Kürt olmaksa bu denklemde daha hızlı şekilde suçlu kılınmak anlamına gelecektir. Hani bunu yine söyleyeceğim. Yani mesela geliyor işte evet normal bir ev. Şey yarım kalmış bir çay bardağı var masada. Ya da ne bileyim akşamdan başka bir iş yapılmış. Hani yemek yenmiş, bulaşık yıkanmış vesaire. Normal sıradan işte çocuk var. Çocuk ders çalışmış, kitapları masada kalmış falan. Böyle bu normalliği görünce bence onlar da bir şaşkınlık yaşıyor. Çünkü gerçekten hani örgüt evi basıyoruz gibi bir şeyle algıyla geliyorlar ve silah falan bekliyorlar diye düşünüyorsunuz. Hani Kürt olduğum için zorluk şu şey çok fazla. Biz zaten direkt örgütsel bağ kurularak işte hani bunlar örgüt üyesi, örgüt propagandası yapıyorlar gibi bir algıyla yaklaşılıyor bize. Ne yaparsanız yapın fark etmiyor. Yani neyi savunursanız savunun, hangi hakkı gerçekten fark etmiyor. Ay yani doğayla ilgili de çalışsanız, kadın mücadelesi de verseniz, temel haklarda çalışsanız aynı şeyde çerçevede değerlendiriliyorsunuz ve kriminalize ediliyorsunuz. Bugün birçok aktivist, siyasetçi, hak savunucusu kadın sabah erkenden kapılarının kırılabileceği korkusuyla uyuyor. Bu kişilerden biri olan Adalet Kaya'nın yargılandığı dosyalar Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tek dava olarak birleştirildi. Kaya'nın davasının bir sonraki duruşması 6 Şubat 2023'te görülecek. Bu davanamede şey var, İstanbul Sözleşmesi eylemlerimiz var. Kadın cinayetleriyle ilgili bir konuşma yapmışım. Yani öldürülen kadınların ismini açtığımız ve işte Türkiye'deki kadın cinayetlerinin artışı ile ilgili olarak yaptığım bir konuşmayı koymuşlar. Yine barış var. Barış etkinliğine gitmişim. Ve gerçekten şey,
bir müzik dinletisiydi. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yapılmış bir etkinlikti. Yani onu koymuşlar mesela iddianameme. Roza Kadın Derneği Başkanı, Hak Savunucusu Adalet Kaya, tüm bu psikolojik şiddet ve baskıya rağmen gücünü birliktelikten alarak kadın hakları mücadelesini sürdürüyor. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini topluyor. Savunucuların profillerine sessizkalma.org adresinden ulaşabilir, podcast kanalına abone olarak Spotify, YouTube ve Apple Podcast üzerinden yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bölümde emeği geçenler. Röportajlar Banu Tuna. Metin yazarı ve seslendirme Ceren Yartan. Kayıt ve ses düzenleme Onur Temel. Proje koordinatörü Kerem Çiftçioğlu. Asistan Ece Koçak.